Tamer Korkmaz Demek ki neymiş? En iyi belge itiraftır. PYD, PKK'nın paravan örgütü, SDG'nin sözcüsüyken Türkiye'ye sığınan Talal Silo, ABD'nin DAEŞ'li teröristleri sadece Rakka'dan değil, Münbiç ve Tapka'dan da tahliye ettiğini ifşa etti. Birkaç yıldır Ankara'ya sürekli DAEŞ iftirası atanlar, bu çarpıcı itiraflar karşısında adeta dillerini yutmuş vaziyetteler. Uğruna etki ajanlığı yaptıkları Amerika'nın DH terör örgütünün de patronu olduğu gerçeği belgelendi, tescillendi. Bu utanmaz, iliştirilmiş, yerleştirilmiş takımının gıkı çıkmıyor. Hatırlayınız, Ankara'yı DH terör örgütüyle bağlantılı gösterebilmek amacıyla FETÖ'cü CIA elemanı kaçakların atmadığı iftira kalmamıştı. Türkiye'yi DAEŞ'le ilişkilendirmeye yeltenen birçok haber yayınlayan, dahası manşetler atan Amerikan Cumhuriyet mi? Talas Silo'nun Rakka 3. Tiyatroydu itirafına dünkü ilk sayfasında gözlerini fal taşı gibi kapatmıştı. ABD'nin foyası meydana çıktıkça, kirli ilişkileri birbiri ardına deşifre oldukça, terörün mühendisi bir devlet olduğu belgelendikçe Sem amcasının hürriyeti fena morarıyor. O hürriyetin Trump'ın deaşı Obama kurduğu hilekar Hillary de bu sürece yardımcı oldu şeklindeki itirafını neden ısrarla yok saydığı şimdilerde çok daha iyi anlaşılıyor olmalı. Buna mukabil sizler bu sütunda en başından beri DAEŞ terör örgütünü inşa edenin ve örgütü yönetenin ABD olduğu gerçeğini okudunuz. Haydut Devlet ABD'nin DAEŞ'ı bölgede doldur boşal taktiğiyle oynattığı, bu terör örgütünü manivela gibi kullanıp onun bir süre sonra boşalttığı bölgelere emrindeki bir başka terör örgütü YPG PKK'nın yerleşmesini sağladığı da yine bu sütunda ısrarla yazıldı. Tüm bunlar ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK devleti kurma planı çerçevesindeki fevkalade kirli ataklardı. CIA'nin içinde 250 DAEŞ'li teröristin yer aldığı konvoyu Rakka'dan tahliye ettiğinin belgelenmesinden kısa bir süre sonrasında Talal Silo'da Rakka bir tiyatroydu diye itiraf etti. Rakka için bir kurşun bile atılmadığını, Deaşlıların gidecekleri yere ulaştıktan sonra da Rakka'nın alındığının açıklandığını açıkladı. Üstelik Rakka'da yaşananların bu Amerikan tiyatrosunun üçüncü perdesi olduğunu da söyledi. YPG, PKK, SDG olarak Akdeniz'e inmemizi ABD istedi itirafını da yine Talan Silo yaptı. Demek ki neymiş? Şu DAEŞ terör örgütü aslında ABD'nin nesi oluyormuş? Yahut şöyle soralım, hani bütün bunlar komplo teorisiydi, içeride işte bu gerçeği karartma, hasır altı etme repliğini seslendiren ne kadar Amerikancı etki ajanı varsa alayı fena halde yamuldular. Daha birkaç ay önce oradaki i harfini istediğiniz kadar saklamaya çalışın, bunun anlamı Irak Şam İslam Devleti'dir diye yazan özel harp gazetecisi Ertuğrul Özkök mesela. DEAŞ'ın onun pek sevdiği sem amcasının terör örgütü olarak bölgede sahne aldığı gerçeğinin tescillenmesi üzerine bu iliştirilmiş şahsın öz eleştiri içeren en azından birkaç çift laf etmesi gerekir değil mi? Utanması, arlanması varsa tabii. ABD'nin Rakka'dan tahliye ettiği DEAŞ'lı teröristler arasında yer alan bir keskin nişancının Ankara'da Altındağ'da yakalandığına ilişkin haber de dünkü Yeni Şafak'ta yer aldı. Hal böyleyken bu vesileyle bir defa daha soralım. 2015'ten itibaren başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye'de DAEŞ mensubu teröristlerin eliyle FETÖ'nün de desteğiyle gerçekleştirilen ve çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiği bombalı saldırıların arka planında hangi devlet varmış? El cevap, haydut devlet ABD. Bir de iki yüzlü Rusya meselesi var. Terörün mühendisi ABD'nin komutasındaki PKK terör örgütünün Suriye'deki kolu YPG'yi Rusya'da sahipleniyor. Rus General Alexey Kim, YPG'nin sözcüsüyle birlikte basın toplantısı yaptı. Rusya bayrağıyla YPG paçavrası yan yana asıldı. Değri Zor'un Fırat Nehri'nin doğusunda kalan kısmının Deaş'tan temizlendiğini birlikte açıkladılar. Yani... DH Tiyatrosu'nun EPG Rusya bölümüyle alakalı bir basın toplantısından bahsediyoruz. Ez cümle, Rusya'nın PYD-YPG PKK terörü konusunda iki yüzü bir siyaset izlediği bir defa daha belgelenmiş oldu. Türkiye, Rusya'nın terör örgütüne desteğini asla sessiz kalmamalıdır, kalamaz. Gereken tavrı muhakkak göstermelidir. Son dönemde Rusya ile yakın ilişkiler kurduk diye İş bu PKK terör örgütüne destek fotoğrafını gözlerimizi kapatamayız.